Narkız. Bir zamanlar yoksul bir adam ve karısı varmış. Kendilerine ait küçük bir kulübede birlikte yaşıyorlarmış. Bir çocuklarının olmasını çok istemişler ama maalesef olmamış. Yaşlı adam ve kadın yiyecek bulabilmek için her gün ormana gider, oradaki ağaçların altına düşen yemişleri, meyveleri toplar, eve getirir ve karınlarını öyle doyururlarmış. Yine bir gün yaşlı adam ormana gidip yiyecek bir şeyler bulmak için dolaşmaya başlamış. O gün o kadar çok dolaşmış ki yiyecek hiçbir şey bulamamış ve pes etmeyip yürümeye devam etmiş. Devam ederken ormanın ta derinliklerine kadar gitmiş. Daha önce hiç girmediği yollara girmiş. Daha önce hiç yürümediği patikalarda yürümüş. Daha önce hiç görmediği hayvanlarla karşılaşmış. Daha önce hiç görmediği ağaçlar görmüş ve daha önce sesini hiç duymadığı kuşların seslerini duymuş. Yoluna devam ederken birdenbire karşısına süt gibi bembeyaz renkte mermerlerden yapılmış kocaman bir şato çıkmış. Şatoya doğru ilerlediğinde yaşlı adam bir de bakmış ki şatonun arkasında çok büyük bir bahçe var. Bu bahçenin içinde şırıl şırıl akan şelaleler, mırıl mırıl mırıldanan kediler, ağaçlarda türlü çeşit meyveler, yemişler varmış. Ve güneşin ışıkları bu bahçeyi o kadar güzel aydınlatıyormuş ki yaşlı adam sanki cennetten bir parça görmüş gibi hissetmiş. Kendini tutamamış, bahçeye girmiş, meyve ağaçlarından birine yaklaşmış ve cüretkar bir şekilde meyvelerden birini tutmuş, koparmış. O yaşlı elleriyle meyveyi evirip çevirirken, okşamaya çalışırken birdenbire korkunç bir ses duymuş. "Sen, ey ölümlü, bahçeme izinsiz girdin." İzinsiz girdiğin yetmiyormuş gibi bir de dalımdan nar tanemi, nur tanemi kopardın. Sesi duyan yaşlı adam çok korkmuş. Sesin nereden geldiğini tahmin edememiş, arkasına dönmüş bir bakmış ki şatonun kapısında kocaman bir dev ona bakmakta. Ne yapacağını şaşırmış, endişeye kapılmış, elinden meyvesini de bırakmamış, sıkı sıkı tutmuş ve deve dönüp demiş ki "Çok özür dilerim, size ait olduğunu bilmiyordum bu bahçenin, çok özür dilerim." Özür dileyince dev de cevap vermiş yaşlı adama. "Peki," demiş, "senin canını ve göz bebeklerindeki ışığı bu defa bağışlıyorum. Ama bir şartım var. Elinde tuttuğun nar tanemi, nur tanemi tam 18 yıl sonra bana geri getireceksin. Eğer getirmezsen seni bulurum ve her şeyini yok ederim." Yaşlı adam söz vermiş deve, meyvesini elinde sıkıca tutarak koşar adımlarla kendi kulübesine doğru yol almaya başlamış. O kadar hızlı gitmeye çalışıyormuş ki. O gün o kadar çok yorulmuş ki yaşlı bacakları artık titremeye başlamışlar. Biraz yürümüş, biraz koşmuş, biraz yürümüş, biraz koşmuş ve kulübesine varmış. Kapıyı açar açmaz içeri girmiş, masaya oturmuş ve çayından bir iki yudum alarak sakinleşmeye çalışmış. Karısı da gelip karşısına oturmuş ve sormuş. "Çok korkmuş ve endişeli görünüyorsun. Ne oldu? Hadi anlat bana," demiş. Yaşlı adam başından geçenleri bir bir anlatmış karısına. Karısı sonuna kadar dinlemiş ve demiş ki "Çok merak ediyorum. Acaba bunların içinden ne çıkacak? Hadi," demiş, "kesip bakalım." Gitmiş bir bıçak getirmiş, bıçakla narın ortasından kesmişler, nar ortadan ikiye ayrılmış
ve narın içindeki o yaşam dolu kıpkırmızı su masanın üzerine akıvermiş. Narın özünden, tam kalbinden de dudakları bal bal, yanakları al al, gözleri güneşin ışıkları gibi pırıl pırıl parlayan bir bebek çıkmış. Bir kız çocuğuymuş bu bebek. Yaşlı adam ve karısı yıllardır özlemini, hasretini çektikleri bebeklerinin tam da karşılarında olduğunu görünce çok mutlu olmuşlar. O kadar sevinmişler ki kalpleri sanki bir davul gibi gümbür gümbür atmaya başlamış. Mutlu olmasına mutlu olmuşlar ama yaşlı adam deve verdiği sözü hatırlamış ve karısına bunu anlatmış. Tam 18 yıl sonra nar tanemizi, nur tanemizi deve geri götürmek zorundayız demiş. Karısı biraz durmuş, düşünmüş. Sonra demiş ki, üzülme bey, yarının korkusu şimdiki mutluluğumuzu gölgelemesin. Sabah ola, hayrola. Hem gün geceden daha bilgedir demiş. Ve nar kızla birlikte tam 18 yıl boyunca mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmüşler. Nar kız büyüyüp 18 yaşına geldiğinde yaşlı adam ona bütün gerçeği anlatmış. Nar kız dinlemiş, dinlemiş, dinlemiş. Bir yerden bu hikaye ona tanıdık gelmiş ama nereden hatırladığını da anımsayamamış. Sadece dönüp yaşlı adama tamam demiş. Gitmiş hazırlığını yapmış ve yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi esmişler. Konarak, göçerek, yiyerek, içerek bir arpa boyu yol gitmişler ve nihayet devin şatosuna ulaşmış nar kız. Dev zaten hazır bir şekilde şatonun bahçesinde nar kızı beklemekteymiş. Nar kız bahçeye girmiş, etrafına bakarken devle göz göze gelmiş. Devin yüzündeki solucanlar, kulaklarından çıkan tüyler, konuşurken ağzından çıkan sinekler, böcekler onun gözünden kaçmamış. Ama nar kız daha bir şey söylemeye fırsat bulamadan dev hemen eğilmiş, nar kızı eline almış, yukarıya kaldırmış ve sormuş. Benimle evlenir misin? Demiş. Nar kız o sırada devin yanaklarındaki kırışıklıklara baka kalmış. Kırışıklıkların içinde solucanlar geziyormuş. Bu solucanları görür görmez nar kız hiç geciktirmeden cevabını vermiş. Seninle evleneceğime ölürüm daha iyi demiş. Dev çok sinirlenmiş. Peki öyleyse öl demiş ve nar kızı götürüp yıllardır beslediği tam 7 yılanın olduğu kuyunun içine atıvermiş. Nar kız kuyuya düşünce sağına soluna bakmış ki her tarafı yılanlarla çevrili. Yılanlar üst bedenlerini kaldırıp zehirlerini nar kıza akıtmak için hazır bekliyor ve ona doğru ilerliyorlarmış. Nasıl kurtulurum, nasıl çıkarım buradan diye düşünürken birdenbire güneşin ışıkları süzülüp kuyunun içine girmiş, yılanların derilerini pırıl pırıl parlatıp aydınlatmış. O sırada nar kızın kalbine bir huzur ve şefkat gelmiş. Nar kız dönüp yılanlara demiş ki, derileriniz o kadar parlak ve güzel görünüyor ki, üzerinizde biraz uyuyabilir miyim? Yılanlar nar kızın bu şefkat dolu sesini ve konuşmasını duyunca büyülenmişler adeta. Hemen küçük birer solucan gibi bir araya gelmişler, nar kıza yatak olmuşlar. Nar kız yılanların üzerine uzanmış, uyumuş ve sabaha kadar mışıl mışıl bir uyku çekmiş. Gece pek çok rüya görmüş uykusunda. Bir de ses duymuş.
duyduğu ses ona şöyle söylemiş. Işık vurunca varlığın yüzüne, aslı gibi görünür gözüne. Sabah olup nar kız uyandığında ne gördüğü rüyaları hatırlamış ne de duyduğu o sesi. Yılanlarla oyun oynamaya başlamışlar. O sırada dev yılanları beslemek için tekrar kuyuya gelmiş. Tam eğilip bakmış ki bir de ne görsün, nar kız ölmemiş. Ölmediği gibi yılanlarla oyunlar oynamaya başlamış. Çok sinirlenmiş dev, hemen elini kuyunun içine daldırmış, nar kızı çıkarmış. Demek sen hala ölmedin demiş. Ve sorusunu tekrarlamış. Benimle evlenir misin? Nar kız bu sefer de devin dişlerine baka kalmış. Devin dişlerinin araları kir doluymuş. O kadar kirliymiş ki yosun tutmuş gibi görünüyormuş. Bunu görünce nar kız hiç beklemeden cevabını vermiş deve. Seninle evleneceğime ölürüm daha iyi. Bu cevabı duyan dev çok sinirlenmiş. Peki öyleyse öl o zaman demiş. Nar kızı aldığı gibi okyanusun kıyısına gitmiş. Ve nar kızı okyanusa fırlatıp atmış. Nar kız okyanusun dibine doğru süzülmüş, aşağıya ulaştığında bir de ne görsün. 7 tane köpek balığı etrafını sarmış. Dişlerini çıkarmışlar ve nar kıza doğru ilerlemeye, yüzmeye başlamışlar. Ne yapacak, nasıl kurtulacak diye düşünürken birdenbire yine güneşin ışıkları okyanusun içine girmiş ve köpek balıklarının üzerine vurup onların derilerini aydınlatmış. Bunu gören nar kızın kalbi şefkatle ve huzurla dolmuş. Dönüp köpek balıklarına demiş ki, o kadar güzel parlıyor ki derileriniz. Üzerinizde biraz uyumama izin verir misiniz? Köpek balıkları nar kızın bu güzel sesini ve konuşmasını duyunca adeta büyülenmişler. Hemen bir araya gelmişler, nar kıza yatak olmuşlar. Nar kız köpek balıklarının üzerine uzanmış ve bütün gece mışıl mışıl uykusunu uyumuş. Pek çok rüyalar görmüş ve bir tane ses ona uykusunda şöyle seslenmiş. Işık vurunca varlığın yüzüne, aslı gibi görünür gözüne. Sabah olup uyandığında nar kız yine ne gördüğü rüyaları hatırlamış, ne de duyduğu sesi. Başlamış köpek balıklarıyla oyunlar oynamaya. O sırada dev, okyanustaki köpek balıklarını beslemek için gelmiş, tam eğilmiş, bir de ne görsün, nar kız hala yaşıyor. Elini daldırıp okyanusun dibinden nar kızı çıkarmış ve sen hala ölmedin mi demiş. Ve sorusunu tekrarlamış. Benimle evlenir misin? Nar kızın gözüne bu sefer de devin kulaklarındaki tüyler ilişmiş. Uzun uzun tüyler çıkmaktaymış kulaklarından ve hepsinin üzeri de kirlerle doluymuş. Nar kız kulakları görünce hiç geciktirmeden hemen cevabını vermiş deve. Seninle evleneceğime ölürüm daha iyi. Bu cevabı duyan dev tabii çok sinirlenmiş, almış nar kızı. Bu sefer de yıllardır beslediği 7 tane aslanın olduğu kafese götürmüş ve oraya atıvermiş. Nar kız bir bakmış, etrafını 7 tane aslan sarmış ve hepsi vahşi aslanlar. Bunlardan nasıl kurtulurum, ne ederim diye düşünürken birdenbire yine güneşin ışıkları bu sefer de aslanların kafesine dolmuş ve aslanların o tüylerinin üzerini parlatmış. Nar kız dönüp aslanlara demiş ki, derileriniz o kadar yumuşak, tüyleriniz o kadar parlak görünüyor ki üzerinizde biraz uyumama izin verir misiniz? Aslanlar nar kızın bu güzel sesini ve konuşmasını duyunca
adeta büyülenmişler, hemen bir araya gelmişler, ona yatak oluvermişler. Nar kız bu sefer de aslanların üzerine yatmış ve sabaha kadar mışıl mışıl uyumuş. Uykusunda türlü çeşit rüyalar görmüş ve bir ses duymuş. Ses ona şöyle diyormuş. Işık vurunca varlığın yüzüne, aslı gibi görünür gözüne. Sabah olup uyandığında nar kız ne gördüğü rüyaları hatırlamış ne de duyduğu sesi. Tam aslanlarla oyunlar oynamaya başlamışken birden dev gelmiş, aslanlara yem vermek için kafese eğilmiş. Bir de ne görsün, nar kız ölmemiş, hala yaşıyor. Onunla da kalmamış, aslanlarla oyunlar oynuyor. Dev hemen elini daldırmış kafesin içinden nar kızı çıkarmış. Demek sen hala ölmedin demiş. Ve sorusunu tekrarlamış. Benimle evlenir misin? O sırada güneşin ışıkları devin göz bebeklerine vurmuş. Göz bebeklerine vurunca nar kız kendini devin gözlerine bakmaktan alıkoyamamış. O kadar parlak, o kadar sevgi dolu ve huzur dolu görünmeye başlamış ki devin gözleri. Nar kız kendini tutamamış ve cevap vermiş deve. Evet, evet seninle evlenirim demiş. Ve bunu söyler söylemez paldır küldür yere yuvarlanmış. Ne olduğunu anlamadan toparlanıp kalkmaya çalışmış, ayağa kalkmış, karşısında bir de ne görsün. Ayın 14'ünü kıskandıracak güzellikte bir delikanlı var karşısında. Nar kız gözlerine inanamamış. Devin bu delikanlıya dönüştüğüne bir türlü inanamamış. Delikanlı nar kıza doğru ilerlemiş, ona sarılmış. Nar kız da kendini delikanlının kollarına bırakıvermiş. Ve ikisi bir olmuşlar. Aslında uzak bir diyarın prensi olan bu delikanlı, sen benim hayatımı kurtardın demiş ve yıllar önce bir cadının onu nasıl çirkin bir deve dönüştürdüğünü nar kıza anlatmış. Demiş ki, bu büyüden ancak zehirli yılanların, katil köpek balıklarının ve vahşi aslanların kalbinde yatan sevgiyi görebilen cesur bir kadın kurtarabilirdi. O cesur kadın sensin. Yıllardır seni bekliyordum. Nihayet geldin demiş. Sarılmışlar birbirlerine, hemhal olmuşlar, ikiden biri yaratmışlar ve birbirlerine şu sözcükleri fısıldamışlar. Hoş geldin, hoş bulduk.